Insor'da YGS 30. bölüm. Bir grafik sorusu verilmiş. Şimdi dairesel grafiklerde bizim için önemli nokta şu. Bu dairenin tamamının açısının 360 derece olduğunu hatırlamamız lazım. Dolayısıyla soruyu zorlaştırmak için bize şu 3 açıyı birden vermiyor da bir tanesini eksik veriyor. Şurayı bizim bulmamızı istiyor. Bizim bildiğimiz ana bilgi açıların toplamı 360 olacak. Yani 120 artı 96 kaç eder? 120'ye 100 ekleseydim 220 olacaktı. Ondan 4 çıkarırsam 216 veya toplayabilirim. 216 eder. 360'tan çıkarınca 360'tan 210'u çıkarsaydım 150 edecekti. Ondan 6'yı çıkarsam 144 edecekti. Veya direkt de çıkarabiliriz. 144 derece. Şimdi diyor ki, yandaki dairesel grafik bir ülkedeki 3 üretici firmanın toplam otomobil üretimi içindeki paylarını göstermektedir. Burası işin süslemesi, çok önemli değil. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü firmaların toplam üretim içindeki payları sırasıyla neyle orantılıdır? Bunların tamamı süs. Şöyle de diyebilirdi. Hiç bunu vermeden bir dilimi, iki dilimi, üç dilimi büyüklükleri verildiğine göre bunlar hangi sayılarla orantılıdır da diyebilirdi. İşte otomobil paymay süsleme. Şimdi burası 96 derece, burası 120, burası 144. Bunlar bir şeyle orantılı. Ne demek o? Yani sadeleştirdiğimizde bir şeylerin katları olacak. Hiç kendimi zorlamadan hepsinin ikiye bölündüğünü görüyorum. Bir ikiye böleyim. 48, 60 ve 72. Yine bölünüyorlar. Böleyim. 24, 30, 36. Yine bölünüyorlar. 12, 15, 18. Artık 15 2'ye bölünmüyor. Dolayısıyla 3'e bölünüyor mu diye bir bakayım. 12 3'e bölünüyor 4. 15 3'e bölünüyor 5. Ve 18 3'e bölününce 6. Yani aslında bu dilimler 4, 5, 6 ile orantılıymış. Ne demek bu? Yani buna 4 kat dediğimizde bu 5 kata karşılık geliyor. Bu da 6 kata karşılık geliyor. Firma birinci dönemde 4 örneğin 4K büyüklüğünde bir üretim yapmış. İkinci dönemde 5K büyüklüğünde, üçüncü dönemde ise 6K büyüklüğünde üretim yapmış. Tekrar bakarsak nasıl bulduk? Önce tamamı 360 derece dedik. Dairesel olduğu için daire o zaten geometri bilgisi. 360 dereceyi kullanarak bize verilmeyen bölgenin açısını bulduk. Burası sorunun ilk aşamasıydı. İkinci aşamada ise sadeleştirerek bu sayıların hangi sayılarla orantılı olduğunu bulduk.